Evet, selamlar sevgili arkadaşlar. Yeni bir yayın ile karşınızdayım. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Şatafat 3'te yeni gelmiş etkinlik olan bu Dolunay Bilmece'de etkinliğini elimizden geldiğince böyle oynamaya çalışıyor olacağız. Amacımız etkinliği tamamen komple bitirmek değil. Amacımız Çelik Sakura setini tamamlamak arkadaşlar. Çünkü hani kararlı kasmak için bu etkinliği yapıyorum. Ama pazar günü etkinliği tamamen büyük ihtimal bitiririz diye düşünüyorum diyerekten hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Ve umarım güzel bir yayın olur sizin için de diyerekten hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir dediğim gibi. Adana'na hoş geldin. Tarık Gedik gel, hoş geldin. FF Darland, aleykümselam, hoş geldin. Shadowfight 3 bitmiyor. Hayır. Shadowfight 3'ü bitirmeye ciddi anlamda yaklaşacağız demeye çalıştım o başlıkta. Yani oyunun bitmesine hala biraz var. Galiba 3 ya da 4 bölüm kaldı. Yani yine az kaldı. Ama bu etkinlik sayesinde çok daha hızlı bitirebileceğiz. Çünkü bu setler sayesinde bayağı sağlam kararlı kazanacağız. Evet. Hoş geldiniz tekrar sevgili arkadaşlar. Lilay Utaş, sen de hoş geldin. TFB, selam, geldin. Hoş geldiniz tekrar sevgili arkadaşlar. Jetonları harcama son gün bari set ve paketler açarsa. Phoenix, benim amacım şu. Ben zaten etkinliği bol bol oynayacağım. Yani anahtarım bolca var. Şunu göstereyim. Bakın 115 nadir anahtar. Harcayayım bunu direkt zaten. Mücahit Turan, Musab Zorkol, Samira Musayyava. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aleyküm selam. Ben direkt olarak açacağım bu nadir sandıkları. Buralardan zaten bol bol bilet gelecek. İnternetimi düzelttin? Yo, internetimi düzeltmedim. Şu anda asıl cihazımdan yayın yapıyorum. Ondan dolayı belki ekstradan iyi gözüküyor olabilir. Messi ve her şey. Sen de hoş geldin. Aleyküm selam. Neyse. Sevgili arkadaşlar. Hani setleri direkt olarak toplayacağım ki. Böylece fazla kararlı kasabileyim. Bu arada banlamamız gereken biri var gibi gözüküyor. Hemen banlayayım da kendisine. Yani bu tarz salakça şeyler yazmak yasak çünkü ban sebebi. Direkt olarak kalıcı banlayayım da çıksın aradan. Sıkıntı olmasın abi. Eğer ki amacı o tarz bir şey yapmak değilse zaten hesaptan gelir. Başka hesaptan gelir. Bir daha yapmaz. Olur biter. Ben hiçbir şekilde risk alamam. Üyelerin hepsi uyuyor. Öncelikle uyandırmamız lazım bütün üyeleri. Yani onu bir ara yaparız zaten. Bende 50 bin nadir anahtar var. Oha, 50 bin ne? Hayır, Poco'dan yayın yapmıyorum şu anda. 11T'den yapıyorum. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bir tane de destan sandık açalım. Biraz daha bilet gelsin. Abi o efsanevi sandık ne? Dediğim gibi anahtar biriktirmenin faydaları arkadaşlar. Zaten hafta sonu da anahtar gelecek bol bol. Etkinlik sayesinde. Ama ben hiç orayı oynamadan yapıyorum bunu. Kolay yol şalafayta ağırlık ver. Pisat'tan sonra bırak çözümün gözünün önünün arasında. Yani evet, ama ben dediğim gibi sadece şalafayt içerikleri üretmek istemiyorum. Messi küfür yasak bu arada. Sıradakini de banlarım. Zaten gözükmediğinden dolayı chatte sıkıntı yok. Ama sıradakini de banlarım. Küfür yasak çünkü. Video izleme yoktu, ondan dedim. Evet Yusuf, ben bir tane video yaptım bu etkinlikle alakalı. Yarın kanalda olacak. Bir de yarınki yeni set falan gelecek ya. O yüzden farklı herhalde bildiri gelecek. Farklı boss olacak. Onun da videosunu kanala atacağım. Ama siz tabii ki de o videoyu attıktan sonra siz buna haberdar olacaksınız. Neyse arkadaşlar, hoş geldiniz tekrar. Mücahit Ağaç, aleyküm selam, hoş geldin sen de. Şimdiki amacımız şöyle, dediğin gibi. Bol bol jeton biriktireceğiz. Biriktirdiğimiz jetonlarla Sakura setini tamamlayacağız. Yeni etkinlik çok güzel bu arada. Bayağı güzel. Tabii 2888 elmas mı? Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Selam demek salam demek mi? Şaşırdım. Ben de şaşırdım, evet. Neyse, amacımız dediğim gibi çelik Sakura setini tamamlamak. Seti tamamladıktan sonra yayını kapatacağım. Zaten kısa bir yayın olacak. Normalde Shadowfall 3 yayını yapmıyorum. Çarşamba, Perşembe günleri vesaire. Asıl yayını ben pazar günü yapıyorum. Ondan dolayı haberiniz olsun yani şimdiden. Düelle falan da oynayacağız birazcık. Neyse, ben direkt olarak silahla başlamak istiyorum. Çünkü geliştirmek istiyorum silah falan. Evet, 240. Kaç kaldı? 310. Bir de kask alalım. Bir de kask alalım. Mis. 480 kararlık buradan geldi. Toplam 960 kararlık geldi. Seti tamamladığımız için ekstra kararlık ödülü verecek zaten. Yarın ana hikaye gelmiyor. Hayır, yarın yeni bir Shadowfight 3 videosu gelecek. Hatta 2 tane gelecek. Bu etkinlikle alakalı olacak. Şimdi ben hızlı bir şekilde direkt olarak ilahi yargı setini alacağım. İlahi yargı setini kuşanıp düello oynayacağım arkadaşlar biraz. Düello sayesinde de buradan bir sandık açacağız. Hem Eylül Maratonu'nda ilerleyip kararlı paket açabileceğiz. Hem de bu sandığı açacağımızdan dolayı da sevgili arkadaşlar
ekstra bilet kazanacağız. Hayır, oyun bitmiyor. Oyun bitmiyor ama oyunu bitirmemiz ciddi anlamda hızlanacak. Hani haftada bir tane zor video atıyorum ya Shadow Fight 3'le alakalı. Heh, daha rahat video atacağım bu sayede. Ne oluyor YouTube, ne yapar, ne eder, donuna kadar soyar seni. Tabi efendim. Hikaye boss'u 120 bin kararlılık. Aga geçen video için 110 bin dediniz, 111 bin çıktı. Ayıp yani. Predator hesap büyük, 4 milyon güç var. Abi 4 milyon güç ne, gözünü seveyim ya. Bir açık buldunuz var ya, içinden geçtiniz oyunun ya. Haksızlık ya, haksızlık yani. Ağaç çiçeği koy, çiçeğin baktığı yöne git, cehennem kalesi bulacaksın. Allah Allah. İyiymiş ama Minecraft oynamıyorum. Bana 1888 geldi. İyi tabii ki oğlum. Bana olsa 88 gelir anasını satayım. Bana gelmez. Poco öldü mü? Hayır, onunla alakası yok. Bu cihazda daha akıcı Shadow Fight 3 oynarım diye düşündüm. Bundan yayın yapayım dedim. Zaten uzun bir yayın olmayacak çok. Ondan dolayı hani. Yok, telefon duruyor şu anda. O telefondan da izleme falan yapıyorum hani. Bir yandan yayını takip ediyorum falan. Bende Nokia var. O da iyiymiş. O da iyiymiş. Sağlam atsınlar, bana da Nike ayakkabı atsınlar. Tabi efendim. Oyun sonu Titan olsaydı. Güzel. Yani bakalım. Olursa herhalde bir ağırlığı olur diye düşünüyorum. Poco yançar. Aynen öyle. Tamam Crow, boş yapmazsan sevinirim bu arada. Crow spam yapma. Spam yapmak her seferinde yasak diyoruz. Adam spam yapıyor boş boşu ya. İlla banlayacağım, onu istiyor ya. Neyse. Acaba kabus kostümü alacak mısın maratonda? Yusuf, tabii ki de alacağım. Oyundaki en sevdiğin kostüm. Etkinlik güzel. Satın alım yaptım zaten. Bu etkinlikle alakalı 24 liralık bir teklif var. Onu aldım. Ondan dolayı çok baya rahatlatacak yani. Bir de tabii reklam falan izlemek zorunda kalmayacağım için ekstradan rahat edeceğiz. Neyse, bakalım kaç bilet gelecek normal bir sandıktan. 5 tane verdi. Peki ekstra bilet veriyor mu? Hayır, ekstra bilet vermiyor. 48 versen nadir dev sandık, ha, buradan gözüküyor zaten direkt olarak. Her bir düzlem için yayı patlat. Geri dönme yok ki düzlemlere. Öyle bir olay yok. Evet, yaz şeyin birini sildiğini fark ettim, evet. Neyse sevgili arkadaşlar, devam ediyoruz. Şuradan ben öncelikle tabii ki de küçükten başlayacak şekilde. Faint mi güzel yoksa Shadow Slayer mı? İkisini de bilmiyorum. İki oyunu da bilmiyorum. Şimdi oh, 58K. Mis. Efsane çıkma şansı artıyor mu? Ne yaptığında? Neyin efsane çıkma şansı artıyor mu? Ne yaparsan yani, anlamadım. Hayır Crop, söylersen banlarım seni. Diablo Immortal bitti mi? Hayır, Diablo Immortal bitmedi. Yarın yeni bölümünü atacağım eğer bir aksilik olmazsa. Oyunun sonunda meyle gölge evli mutlu bekliyordum. Halbuki durumlar bambaşka tabii ki de. Öyle bir şey olsa zaten oyun bu kadar yürümezdi. Shadow Slayer işte gölge kesici. Biliyorum zaten, o kadar İngilizcem var. Biliyorum zaten onu. Anlamını biliyorum. Neyse, oyunun sesini açmayı unutmuşum. Oyunun sesini de hemen açacağım. Bilmiyor yayında tilkilerin ve çakalların nasıl olduğunu. Aa, yani Delay bayağı eskide kaldı ya. Boş verin Delay. Neyse, şuradan oyunun sesini bir ayarlayalım. Hayırlı olsun Cemil. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun sana da. Evet, geri zekalı bir tane toksik bir arkadaş var. Onu da hemen bir kalıcı banlayayım. Ya zaten belliydi toksiklik geri zekalılık yapacak. Direkt olarak kalıcı olarak banlıyorum. Hadi kardeşim hadi. Kumsalda çükünle oynasan. Ekran şu an çok bulanık. Yani klasik. O konuda yapacak bir şey yok. Yani yayını kalitesini 720'ye çekerseniz belki biraz düzelir ama onun dışında yapılabilecek bir şey yok. Kurov olamaz. Belki gelecek sene. Discord'dan ben yarın acı veren kabusu etkinliğinin dolunay geri geliyor. Nasıl oynanır? Okuyamadım tam olarak. Ölüm anne ağzıma Ejder Hoca geliyor dediydim. Şey yok bende. Pardon, şey var bende. Ejderha Hoca seti var bende. Özellerden. Onun dışında hiçbiri yok Markus üzlemi için. Ya zaten etkinlik gelmemişti onunla alakalı çünkü zaten. Ondan dolayı bayağı bir kararlılık gelecek. 960 960. Mis gibi kararlılık kasacağız. Bir de Eylül maratonu olduğu için oradan da kararlılık gelecek. Setleri tamamladığımız için ayrı kararlılık gelecek. Mis. Twitch yayını oluyor mu? Kurov, oyun yayını yapılmıyor dediğim gibi. Bilmesem denerdim. Oyun yayını yapılmıyor. Yani normal kameralı yayın falan oluyor. Onu da yapmam zaten. Duvardaki rakipler gerçek mi? Nasıl yani?
Bildiğim kadarıyla Titan'ı yok ettik. Ama oyunda Titan'ın heykelini görebiliyorsun. Ejderha Hoca ile karşılaşırken. Dengro Ağa'yla ilk defa çarpıştığımız yerde. Böyle tapınak gibi bir yerde. Yani aslında Titan'ın varlığı hala oyun içerisinde öyle böyle var. Ali Yasir Tunca. Aleykümselam, hoş geldin sen de. Krov, dediğin gibi. Oyundan yayın oluyorsa da YouTube'dan devam ederim yani. Zaten 144 be. Özel sete etkinlik bitene kadar sırayla gelecek. Biliyorum, merak etme, haberim var. Osman söyledi bana. Yani bayağı da iyi oldu benim için. Bayağı bayağı iyi oldu hem de. Mis gibi setlerin hepsini toplayacağım abi. Hepsini toplamamla beraber deli gibi de kararlık gelecek. Mis. Hem aynı zamanda güç de kasacağız bayağı. Redmi Note 10 vs Poco X3. Yani Poco'nun ben alır diye düşünüyorum. Benim kendi şahsi düşüncem. Ben Poco'nun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Kaç kupadasın? Yani adam akıllı kupa kasmıyorum ben zaten bu oyunda. Sürekli düşüyorum, sürekli düşüyorum. O yüzden çok da fark etmiyor yani. Herhalde 4700 falan şu anda. Shadow Fight 1'de boss var mıydı? Ya yine vardı Shadow Fight 1, yani 2'nin demosuydu, çöptü yani. Burhan Gül, direkt chat sana cevabını verir zaten. Birazcık da düzgün Türkçe ile yazarsan bu arada. Kaç yaşın, anasını satayım. O nasıl Türkçe? Poco iyi ama NFC idare eder. Ben NFC kullanıyorum ve çok memnunum. Aşırı memnunum yani NFC'den. Yakın zamanda, hayır Krom, aynı soruları devamlı sorup sorup durma. Hayır, sürekli aynı soruları soruyorsa tilt ediyorsun beni. Sorma aynı sorulara. Poco ile Xiaomi karıştırılırsa yeni ismi ne olur? Xiaomi Poco T falan, ne bileyim, bilmiyorum. Neyse, 20 pasta. Ay pastası karşında. Hadi bakalım. Şu bossların mücadelemizi edelim. Predator Prey. Aleykümselam, hoş geldin. İsmail, bir daha spam yaparsan seni de banlarım. Ya tamam, yaratıcı iyi güzel de spam yapmayın arkadaşlar. Spam yapmayın. Emir Kütük. Çete sorarsan cevabını verirler. Eyvallah Buğra, sağ olasın. Eyvallah. Yani yeşili ben daha çok beğeniyorum bu sette. Hem yeşil merhameti temsil ediyor. Like atıp beğeni atıp iki saniye şeyi atıp gideyim. Tamamdır. Eyvallah. Sağ olasın. Eyvallah. Eski yayın kitlesi yok. Yapacak bir şey yok. Yenilerle idare etmeye. Kitlemizi elimizden geldiğince kaliteli bir şekilde sürdürmeye çalışacağız. Bakalım. Hayırlısı. Saniyesini yeneceksin. Kolay zaten ya. Bayağı kolay. Çünkü kabus özelliği de yok ya. Ondan dolayı ekstradan kolay yani. Bayağı gördüğünüz gibi rahat bir şekilde gece yarısı Lotus'unu dövüyoruz. Bütün setlerle de bir de ekstradan döverim, mis. Oh, kritiği de çaktığın anda zaten bam direkt gidiyor yani. Çok rahat patates edebiliyorsunuz. Neyse. 50 artı 30 bu arada, yani güzel bir jeton oranı, güzel bir jeton sayısı. Ama tabii ki de böyle birkaç defa tekrarlamamız lazım. Ay pastası bende çok fazla var. Bayağı fazla olduğu için de bol bol kasarız zaten ya. Bayağı bayağı keseriz yani. Bol bol keseriz. Musab Zorku, yapacak bir şey yok yani. Sadece Shadow Fight 2 videoları yapmak istemiyorum. Sıkıcı çünkü. Zaten bayıla bayıla da oynamıyorum Shadow Fight 2. Neyse. Biraz da feragatçı oynayalım. Guardian Ejderha al en kolayı. Ben sevmiyorum Guardian Ejderha. O yüzden. Tamam, Orta Asya Türk gördüm zaten. Okey yani. Ben gördüğüm her şeye cevap vermek gibi bir zorunluluğum yok yani, ama gördüm. Ve 10 saniyede yenilmez olursun. Allah Allah, şaka yapıyorsun. Bu oyunu bitirdikten sonra hangi oyun? Shadow Fight Arena gelecek. Üyelerle falan vs atma yayınları da gelir. Belki video da yapabilirim. Video yaparsam belki güzel olabilir. Bakarız ya ona. Ona bir bakarız. Duruma göre. Ama yayın daha iyi olur. Sende feragatçı kostümü yok mu? Maalesef. Alamadım. Ama alsam mükemmel olur ya. Çünkü feragatçılık kostümleri de çok güzel. Şey çıkınca oynayacak mısın? Evet Nilay, oynayacağım. Evet. Neden oynamayayım ki? Shadow Fight oyuna bittikten sonra. Herhalde Shadow Shades gelir ya o zamana kadar. Yani gelsin. O gelsin. Onu da oynarız. Onu da bitiririz. Sonra yayında bitiririz falan. Eğer Shadow Fight 2 gibi ise farklı ekipmanlarla falan da oynarız. Telefonda PUBG kaç FPS? Bilmiyorum, denemedim. Ben PUBG oynamıyorum. PUBG sevmiyorum zaten.
Azerbaycanlı kardeşlerimize de selamlar bu arada. Hani biliyorum bu yan taraftaki şeyleri denemek anlamsız, oynamak anlamsız ama hani yayın ekranı uzasın diye. Kata silici oyna. Kata silici oynamayacağım ya. Sevmiyorum kata siliciyi çünkü. GTA 3 bekleyen işsizler. GTA 3 zaten gelecek. Hatta onunla alakalı bir shorts videosu yapayım da cevaplarını alsınlar. Oyun çok uzun. Olsun. Uzun olsun. Ne çekiyorsunuz? Bir şey derdim de neyse. Ne çekiyoruz? Video çekiyoruz. Kürtaj yapıyor burada. Allah'ım ya Rabbim, bu nasıl soru ya? Ayrıca video değil bu, yayın. Onun da bilgisini vereyim de. Sevgili arkadaşlar, bu arada destek amaçlı beğeni bırakmayı unutmayın da rahat rahat yayınımız başka insanlara da gitsin ve kanalımız daha hızlı büyüsün. Ben niye rahat rahat dedim bilmiyorum ama. Ay, GTA Vice'de gelecek mi? GTA Vice'de zaten var kardeşim. Allah aşkına şu kanala bir bakın. Ondan sonra bir şeyler isteyin. Hani olan bir şey istemek mantıksız çünkü. Özel yeteneği şimdi onun yeni... Mustafa. Osman sana dedi ki spoiler yapma. Yani spoiler vermek zaten ban sebebi. Ayrıca ben spoiler yersem de oyunun heyecanı kaçıyor. Ya amaç ne? Ki uyarılmıştın sen. Osman söylemişti sana bunu. O yüzden seni geçici olarak banlıyorum. Bir daha spoiler ver. Yine banlıyım. Spoiler yasak anasını satayım. Ne ileride olacak şeyler hakkında bilgi veriyorsun ki? Yani direkt karşıma çıksın, ben zorlanayım. Ben zorlanmayı seviyorum. Şarava Şile gelecek mi? Evet, oyun bittikten sonra. Oyun tamamen bitsin. Ana hikayeyi bitirelim yani. Ondan sonra hep Shadowfighter'ın hem de Shadowfighter hilelere gelecek. Hayır Musab, unutmadım, merak etme. Efe Özdemir, sen de hoş geldin. Hem Feragat hem de Yıldız takipçisi kostümünü almıştım. Güzel, hayırlı olsun. Ya bende şu an birkaç tane kostüm var da. Asıl sevdiğin setlerin kostümleri yok şu anda. Averaj oranında 5 dakika uzuyor video. Eşinize gelmiyor mu? Siz izlemiyor musunuz zaten? Yani zaten tek bir kere oynayabiliyoruz hani buraları. O yüzden bir tık uzun olması bence güzel. Daha canlı olduğu için. Enetoda daha çeksene. Efe kanalda var kardeşim. Allah aşkına şu kanala düzgünce bir bakın diyorum. Adam bana diyor ki Enetoda daha çek. Ay ay. PC alsan GTA 5 gizemleri. GTA 5 gizemleri düşünmüyorum. Ama GTA 5 ana hikaye falan kesin bir şekilde gelir. Savaş Çılgını oynar mısın? Oynarım. Savaş Çılgını zaten oyundaki sevdiğim setlerden bir tanesi. Sayı setinin kostümü var. Baksana. Bakarım belki. Eğer unutmazsam. Bilmiyordum. O zaman kanala bak kardeşim. Hani kanala bak. Olmayan bir şeyi benden çekmemi rica et. İstersem şey yaparım. İstersen ve millet isterse. Yani istenen bir oyunsa. Videosunu yaparız. Serisini yaparız belki duruma göre. Hiç anime izledin mi? İzlemiştim ama anime bana göre değil. Yani hiç benlik değil anime. Gölge sanatçı seti. Dediğim gibi arkadaşlar sırayla kullanacağım. Sıradaki setimiz hatta şey olacak. Savaş Çığırtkanı, ondan sonra Yıldız takipçisi falan diğer setleri de kullanabiliriz. GTA Vice City tamamını neden bitiremedin? Çünkü Cemil şöyle bir sıkıntı oldu. Oyun çöktü ve bir daha da açamadım. Bir daha da açamadım oyunu. Ondan dolayı. Yani bir sıkıntı oldu ve çözümünü bir türlü bulamadığım için devam edemedim seriye. Yoksa GTA Vice Story'si ben çok seviyorum. Defalarca da bitirmiştim ben PlayStation 2'de. 3-4 kere rahat bitirmişimdir. Önümüzdeki yıl mod olabilir mi? Önümüzdeki yıl olabilirsin, evet. Olursun değil, olabilirsin. Hayır, dövüş bitti bak. Ahmetçim bir ara bakarım dedim. Dövüş bittiği gibi bakacağım demedim. İlk defa birinin sorularıma cevap veriyor. Yani mutluysan ne mutlu bana. Onun dışında doğru düzgün şeyler sorarsanız zaten ya da yazarsanız ben zaten cevap veriyorum. Ya da yorum yapıyorum, merak etmeyin yani. Okullar açıldı, açılacak. Evet, haberim var. Haberim var maalesef. Geçmiş olsun sizlere. Ağaç oyunlara para yatırmak saçmalık. Yani şöyle. Evet, normal şartlarda saçmalık. Normal şartlarda ama. Hani sırf zevk için para yatırmak, evet bir yandan bana da saçma geliyor. Ama şöyle, ben içerik üreticisiyim. Bu işten para kazanıyorum. Aynı zamanda videoların daha kaliteli olması için. Yani daha akıcı, güzel olması için yapıyorum ben bunu. Sizin için yapıyorum. Hani ben sırf öyle eğlencesine para yatırmak için para yatırmıyorum. Haberiniz olsun yani. İzlenmeler düşecek, sana da geçmiş olsun. Evet, öyle biraz. Ama beni izleyenler de izlemeye devam edecek. Ve ben bir yandan şey de düşünüyorum.
Millet daha fazla böyle arayışa falan girecek. Kimi izlesem vesaire. Zaman daha kıymetli olacağından dolayı eğer ki kitle çekebilirsem kanal daha hızlı büyür diye düşünüyorum. Çünkü 15 tatilde benim izlenmeler uçmuştu. Belki yine öyle olur. Bakalım hayırlısı. Canlı yayın yapıyorum olmuyor. Belli miktar takipçi falan olması gerekiyor. Hayatına en pişman olduğun an. Doğduğum an abi. Başka ne olacak? Okul seni izlememe engel olmayacak. Güzel. Sevindim buna. Feragaç'la çevrede teklif verdi 200 ve 300 TL'ydi. Feragaç çok ayrı bir güzel ya. MK Mobile oynadın mı? Hayır oynamadım henüz. Ama başlayacağım yani. Shadow Fight içerikleri bitsin. O zaman başlamayı düşünüyorum. Yani istediğiniz içerikler yavaş yavaş gelecek arkadaşlar. Siz kanala destek olursanız, izlemeye devam ederseniz, yani sevdiklerinizle de paylaşırsınız, daha çabuk gelecek. Çünkü kanal daha hızlı büyüyecek falan ya. O yüzden. O yüzden destekleriniz ekstradan önemli. Bu yüzden. Biz senin yanındayız. Eyvallah, eyvallah. GTA 5 daha iyi mi? Tabii ki de GTA 5 de dahil. PC alayım, GTA 5 de gelecek zaten. Diğer GTA oyunları gelecek. Nostalji GTA oyunları tekrar gelecek. Definitive Edition falan oynayacağım. Yayında bitireceğim. Bir sürü şey gelecek. Telefonun markasını bilen arkadaşlar chat'e yazarlarsa sevinirim. Hakkında kısmında zaten yazıyor çünkü normalde. Furlari aleyküm selam, hoş geldin. Selam olmanız zaman anlayacaklar ama geç olacak. Umarım geç olmadan anlarlar. PC markası ne? Bilgisayar yok kanka. Savaş Çılgın, Feragaç, Kabus bunlar var ve benim hesabım 5 aylık. Telefonu bu Mayıs'ta aldım. Hadi bakalım hayırlı olsun. Şu an orada 4 ay olmuş oluyor. 5 değil. Daha iyi o yüzden. Yani gerçekten daha iyi. Daha tatlı. Seni izleyemeyeceğim. Üzülüyorum. Ühü, geçmiş olsun. Eyvallah arkadaşlar. İzlerim diyen arkadaşlar. Sağ olun. İyi ki varsınız. Ve Vartolu Tugay 15 TL'lik sticker hof desteğinde bulunuyor. Eyvallah Tugaycığım, sağ olasın, hoş geldin bu arada. Hoş geldin, sefalar getirdin reis. Gerçekten çok güzel moral oldun şu anda bana. Eyvallah, sağ olasın. Gaming İstanbul biletini dediğim gibi Cuma'ya kadar alacağım kesinlikle. 3 gün, 3 gününde de geleceğim. Yani bir yol bulup belki Kadıköy'de bile kalabilirim Cumartesi günü falan, duruma göre. Onun sayesinde de daha rahat bir şekilde zaten etkinliğe gidebileceğim. Malum Yenikapı uzak. Gelecek arkadaşlar varsa 9 Eylül'e kadar bilet alabilirler. Ben 3 gün boyunca orada olacağım. İsterseniz beni bulursanız fotoğraf falan çekilir, ufak tefek de muhabbet ederiz tabii ki de, suyunu çıkarmadığınız sürece. Vlog yapsan izlenir bence. Bakarız, olabilir. Bakalım. Yani ben henüz kendimi o konuda hazır hissetmiyorum ama yapmak isterim aslında. Hiç şey değil, mantıksız değil. Nereye gidiyorsun abi? Gelecek hafta Cuma günü Gaming İstanbul etkinliği var Yenikapı'da. İstanbul'da yani. Ya yani adı üstünde Gaming İstanbul. Önümüzdeki PC olacak, Twitch'ten yayınları olacak, YouTube'dan. Bakalım duruma göre. Hani farklı bir oyun oynayacak da 3 kez yazıyorum. Okey. Diyarbakır'dayım. Geçmiş olsun. İstanbul'da olanlar şanslılar abi. Benle buluşma şansına sahipsiniz ama bilet almanız gerekiyor tabii ki de. Biletler de biraz pahalı. Yani biletler pahalı arkadaşlar. Biletix'ten fiyatlara bakabilirsiniz. Gelmek isteyen varsa gelebilirsiniz. Aynı zamanda sadece ben değil, en büyük yayıncılar, en çok izlenen, ünlü olan birçok insan da gelecek. Yani ona göre bir düşünün, yılda bir kere gerçekleşiyor bu etkinlik sadece. Sultan Gazi'de oturuyorum. Van'da oturuyorum. Geçmiş olsun. İstanbul'da olanlara dediğim gibi söylüyorum zaten bunu. Yani gelmek isteyenler varsa, gelebilecek olanlar varsa, hani ben de orada olacağım, haberiniz olsun. Kaçıramam yani ben bu tarz bir etkinliği asla. Yani oyunun en, yani Türkiye'nin en büyük etkinliklerinden bir tanesi, en büyük oyun etkinliği. Hadi bakalım. Nerede olacak? Dediğin gibi Yenikapı'da. Videonun yanına abone ol yazmak nasıl oluyor? Onu bilmiyorum. Onu maalesef bilmiyorum. Bilsem eklerdim yanına böyle ara ara abone ol yazısı. Hollanda mı Türkiye mi? Türkiye kardeşim, Türkiye. Türkiye cennet, cennet. Türkiye cennet kardeşim, cennet. İzninizle su içiyorum. Müsaade senin kardeşim. Allah'ım yarabbim ya. Ben şu olay nereden çıktı o kadar hatırlamıyorum ki, bilmiyorum ki bir de. Ne alaka abi? Allah'ım ya. Neyse.
Sohbetim az önce gitti. Sıkıntı yok. Hoş geldin tekrardan. Bu arada sen artık ölü müsün gece yarısı Lotus'u? Hani sıktın çünkü. Çok yaşadın sen. Mobizen'den mi çekiyorsun? Hayır kanka. Mobizen'den çeksen videoların bu kadar yüksek kalitede olmazdı. Mobizen'in desteklediği kalite daha düşük. O yüzden bunu dedim. Haberiniz olsun yani. Bir dakika, bu arada ufaktan mesajlara cevap vermeye çalışacağım da. Bir dakika. Tamamdır. Türkiye'de yaşamayı seviyor mu? Yani Türkiye'de yaşamayı seviyorum ama yaşayamıyorum. Öyle bir sıkıntı var abi. Para nerede Skyler? Ay gördüm ben onu geçen. Bir de ben Breaking Bad fanı olduğum için. Ay. Ay var ya, o olay var ya, efsane bir şey ya. Abi oyun önerir misin? Yani Buran öyle oyun arayışın neysen ben senin oyun zevkini bilmiyorum zaten. Kanal oyun yapma listesine tıklayıp oradan oyunlara bakabilirsin. Hoşuna giden de indirir oynarsın. İzlersin bir yandan. Oyunu yapın. Yani oraya bakman daha mantıklı olur. Yayın ne zaman bitiyor? Yani uzun sürmeyecek dediğim gibi yayın. Max 11'e kadar sürer. O kadar da sürmeyebilir. Amacımız dediğim gibi Çelik Sakura setini almak. Tamamen almak, bitirmek. Bitirince hani çok kararlılık gelecek falan, ondan dolayı amaç o zaten. Ben de zaten yayın dışında da etkinlik kasmaya devam edeceğim ufak ufak. Assassin's Creed çeker misin? Assassin's Creed'i sevmiyorum ama yapabilirim, belli olmaz. Hele bir PC gelsin de. Hani Max Payne gelir, Tomb Raider gelir, Uncharted gelir, Last of Us gelir, God of War gelir, GTA gelir. Gelir de gelir yani. Bir sürü oyun var yani yapacağım. Tekken, Mortal Kombat, Street Fighter, King of Fighters, bunların hepsi gelir yani. Nostalji oyunlar da gelir. Crash Bandicoot falan. Roblox oynamam, hayır. Etkinlik İstanbul Esenyurt'ta mı olacak? Hayır, Esenyurt değil, Yenikapı. Yani Yenikapı nerede? Beşiktaş'taydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Güzel. Ay bu arada bu çekicin hareketi çok güzel ya. Şu atlama hareketi, zıplama hareketi. Efsane bir şey ya. Hem çok güzel hasar vuruyor. Hem de harika komba yapıyor. Turkcell'a bence daha iyi internet olarak. Yani alırsan Türknet alırım. Bakalım arkadaşlar. Onu da halletmeye çalışacağım. Biraz zaman geçsin de. Malum para falan lazım bu işler için. Para biriktirmek de, para kazanmak da kolay bir şey değil arkadaşlar. O yüzden yani biraz maalesef dişimizi sıkmamız gerekiyor. Hem siz hem ben. Bu arada hoş geldin Ataberk, sen de aleyküm selam. Gölge sanatçı seti bu arada. Onunla da bir oynayalım. Setleri al, hikaye video gelsin artık. Yani Yusuf, ben de yapmayı çok istiyorum ama gördüğün gibi hani kararlı kasmak çok zor. Bu girişli ana hikayeyi 6 ay sonra bitireceksin. Yani normalde 6 ayda bitireceksen bu etkinlik sayesinde 3-4 ay mesela. Yani ekstradan işimiz kolaylaşacak. Abi ilk video hangi oyun? Yani Doruk, o kadar merak ediyorsan kanala bakabilirsin. PC için kaç lazım? Bilmiyorum, alacağım PC'ye göre değişir o. Ya ama pahalı yani. En az 15-20 gerekiyordur. En az o da. Enes, kazancım gelirim hakkında en ufak bir bilgi vermiyorum orada. Çünkü bu kimseyi ilgilendiren bir şey değil. Rob, sen yayını kapatmadan önce Discord linkini atarım bu arada. Onu ayarlamayı unutmuşum. Yayının akıcılığı bozulmasın diye şimdilik onu şey yapıyorum. Askıya alıyorum. Erteliyorum yani. Ama ekleyeceğim yayın sonunda. Bizim burada PC'ler 4800. Ama nasıl PC'ler hani? Gaming PC değildir herhalde. Burhan eyvallah bu arada. Telefondan mı? Emir abi Türkçe abi, noktalar ne? Korku oyunu gelecek demiştin. Granny gelir mi? Yani Granny yapmak istemiyorum ama bakalım ya. Hani 2023'te gelecek demedim bu arada. Hani gelecek ama ne zaman belli değil. Neden Roblox oynamıyorum? Çünkü Roblox sevmiyorum. Roblox bence velet oyunu. Ki zaten sevmiyorum. Benlik bir oyun da değil. Onun da etkisi var. Ve velet oyunu yani. Roblox'un ben kitlesini şahsen istemiyorum. Yani toksik. Yani gereksiz şeyler var. İnsanlar falan da var. Benlik değil zaten. Çocuk oyunu abi. Ondan dolayı. A23 mü daha yoksa A53 mü? Yani doğal olarak normal şartlarda A53'ün daha iyi olması gerekiyor. Çünkü daha üst modeli. Al sana beyazlı turunculu goril. Ya Allah aşkına şu dalgayı geçmeyin ya. Bir kere geçtiniz zaten.
Bir kere geçtiniz yeter. Yat aşağıya. Kolay da. Ben yine de seviyorum. Olabilir. Sevebilirsin. Zevkler ve renkler tartışılmaz zaten. Yani ben böyle kendimce gömüyorum. Yoksa Roblox oynayanlar velettir falan vesaire demiyorum. Genel olarak konuşuyorum. Yani kimse genelleme yapmama da karışamaz. Beğenmeyen gider. Beğenmeyen izlemez. Haksızsam haksızsın yine arkadaş. Senin doğum günün ne zaman? Mart'ın sonu 28'i. Daha çok var yani. Bayağı var. Dediklerimi okudun mu? Spoiler vermek yasak demiştim. Osman da uyarmıştı. Banladım seni bu yüzden. Hayır yani hevesimi kaçırıyorsun çünkü. Niye o gelecekte olacak şeyler hakkında bilgi veriyorsun? Amaç ne? Yok şöyle olacak, böyle olacak. Bilmek istemiyorum abi. Heyecanım kaçıyor. Neyse ki o zamana kadar unuturum büyük ihtimal ama bir daha yaparsan yine banlarım. Yani ama kalıcı banlarım yani. Çünkü ben bu tarz şeylerden nefret ediyorum. Java hileli var mı? Yani vardır. Ama oyunu bitirdikten sonra. Ana hikayeyi bitirdikten sonra. Şey yapmaya çalışacağım. Hile videosu çekmeye çalışacağım. Ekstrem modda koşucu bilenler bilir. Vallahi ben hiç anlamıyorum. Sevmiyorum zaten Granny falan da. Ya küfür yazan çıkıpları görsen döver misin? Yo, direkt güvenliği çağırırım. Dışarı çıkartırım yani. Ne uğraşacağım abi? Yani bunun için iş yapanlar var. 4 Ekim'de. 4 Ekim olsun kutlarız. Gigahead. Umarım işine yarıyordur. Yarıyorsa ne mutlu bana gerçekten. Sevindim. Çok sevindim hem de. Umarım zamanla daha da iyi olursun. Hani ben mükemmelim demiyorum. Benim tecrübem var abi. Benim olayım da o zaten. Tecrübelerimi sizlerle paylaşmak. VIP mod APK gelir mi? PUBG Tutku'da zaten VIP 9 modunu çekmiştim. VIP 10'da cumartesi gelecek. Shorts videosu atmayı düşünüyor musun? Yani kendim yapmadığım şeyler hakkında video atmak istemiyorum. Yani başkalarının espor anlarını falan atmak istemiyorum. Ya kendimi o tarz bir şey yaparsam yaparım yani yaparsam. Haberiniz olsun. Hadi bakalım let's go. Java işte bitti. Diablo da bitecek. Başka seri kalmadı. Yo başlanabilecek bir sürü oyun var. Yavaş yavaş gelecek abi. Siz rahat olun. Kabus kostümüyle ikinci maratona daldım. Let's go. İkinci maraton mu? Bir dakika bir dakika. İkinci maraton mu var? PUBG tutkunu. Az önce sorduğun şeye cevap verdim. Az önce cevap verdim. Bir daha cevap vermeyeceğim. Chat. Siz şey yaparsınız. Cevap verdiğim sorulara siz cevap verirseniz. PUBG tutkunu bir daha spam yaparsan banlarım seni. Cevap verdim diyorum adam hala spam yapıyor ya. Bir dakika arkadaşlar ben şunu bir banlayayım. Spam yapmak yasak diyorum anlamıyor ya. Kıt yemin ediyorum. Bak gerizekalı hala spam yapıyor. Kalıcı banlayacağım ya. Kalıcı banlayacağım. Ya yani bir de Caps Lock açık. Kalıcı banladım ha. Uğraşamam ben böyle gereksiz tiplerle. Tamam güzel. Bunu da kalıcı olarak banladık. Devam ediyoruz. Random adam hoş geldin bu arada. Uyarı verdin demedi. Yani spoiler geliyor dedi Osman. Ben de zaten o tarz bir şey olmasını istemiyorum. Ya Osman zaten onun bilgisini vermişti. Sen kale almadın. Gelecekte olacak şey hakkında bilgi verdin. Ben de banladım. Ama geçici banladım. O yüzden çok bir önemi yok. Bir daha verme spoiler'ı banlanma kardeşim. Xbox mu PlayStation mı? Ben PlayStation'cıyım abi. Yani ben PlayStation'da büyüdüm ondan dolayı. Xbox'ta beceremiyorum oynamayı. Sevmiyorum Xbox. Oynan öyle X kutusu falan. Saçma sapan işler. Hangi oyunları seviyorsun? Yani sevdiğim çok fazla oyun var abi. Bu soru biraz o yüzden saçma bir soru. Ya çünkü ben çok fazla oyun oynayan bir insanım. Çok çeşitli oyun oynayan bir insanım. O yüzden. Krof. Dediğim gibi PC hakkında bir şey sorma. Sorma abicim yeter daha. Sürekli PC PC PC. Vallahi banlayacağım ha. Sürekli PC konusu açıp duruyorsun. İki maraton tam set veriyor. Peki ikinci maraton ekstra bir şey veriyor mu abi? Yani ekstra bir şey derken yani anladınız siz. Başka bir şey veriyor mu set paketi dışında? Bitip ben mi 62 aldım yeminle gerçek.
Ne var ki bunda? Onu anlamadım. Neyse ben şimdi bir de şey setiyle de oynayayım. Kasvetli hayalet. Kabusçu ikinci kostüm şansı. Aa iyiymiş. Güzelmiş. Sevilay, umarım YouTube kanalının reklamını yapmamışsındır. Yani reklam yapmak yasak çünkü üyelik almayanlara. Üyelik alanlar reklam yapabilirler suyunu çıkarmayacak şekilde. Onun dışında yasak ama. Çünkü yani biraz da ayrıcalık olsun üyelik alanlara, değil mi, mantıken? %5 sürekli banla beğeniyordu. Kalıcı banladın mı söyle bana. Hayır, kalıcı olarak banladım. Sadece gelmiyor yayınlar, o kadar. Nasıl? Ya söyledim hani. Az önce şey oyunda dedin ya. Umarım o kanalın ismi değildir diyorum. Reklam yapmak yasak çünkü. Maraton geçip yaptım, oyunu siktim, tekrar dedim hacım maraton yok. Yani oyundan çıkıp girmene gerek yok. Oyunun mevcut eğitimine girsen yeterli oluyor. Öyle düzeliyor. Nintendo Switch kullandın mı? Benim tanıdığım bir tane abi vardı. Onunla Nintendo Switch'le şey oynamıştık. FIFA oynamıştık galiba. Hayır, Fatih sövemezsin, banlarım. Banlarım yani. Mevcut eğitim ne lan? Ayarlara giriyorsun, günlük ödev vesaire falan var. Haberler, video falan yazıyor. Neyse oradan eğitime geçiş yapınca oluyor. Ben öyle yapıyorum genellikle. Minecraft hiç oynadın mı? Oynadım. Oynamam ama genel olarak Minecraft'ı o kadar sevmiyorum. PC alınca gelecek serisi ama. Madem o kadar Minecraft seven var. Yani destek olanlar için falan. Ekstradan. İstikrarlı bir şekilde serisini yaparım. Aa, neden reklam yapmak yasak? Çünkü reklam yani. Neden yani? Neden reklam yapasın ki? Saçma yani. Ben burada içerik üreticisiyim. Ben burada yayın yapıyorum. Kendi işimle gücümle uğraşıyorum. Başkasının yani kitlem var diye reklam yapıp da kitle çekmeye çalışması haksızlık abi. Ben bunu istemiyorum. Her reklam illaki yapacaksa da kardeşim alacak üyeliğini yapacak o zaman. Bokunu çıkarmayacak şekilde. Ay, kurabı banlıyorum abi. PC konusu açma diyorum. Adam hala PC konusu açıyor. Merak etme, kalıcı banlamıyorum ama bu da spam sayılır. Bokunu çıkartıyorsun kardeşim, çıkarma. Uyarmıştım abi banlarım diye. Banladım da. Eğitimde kim var? Yani oyunun hangi bölümünde olmana göre değişiyor o. Oyunun başlarındaysan, hangi gruptaysan, müjdeci midir, lejyon mudur, hanedanlık mıdır fark etmez. Ona göre Jun düzleminde Jun yok, Jun değil. Bizden sonra en yakın kim var lan? Kaptan Pek var galiba. Şey düzleminde Ito düzleminde Kitsun var. Ito düzleminde Kitsun var. Bu Marcus düzleminde de Sage var. Kanal ismi nereden aldı? Gigahead kanalda soru cevap videosu var. Onu izlersen öğrenebilirsin bro. Hayır İksu Ahmet. Oyun bitmiyor ama oyunu bitirmeye epey yaklaşacağız. Efsanevi sandık aç 40 bilet veriyor. Predator biliyorum, farkındayım. Ama hani sandık açma maraton etkinliği olduğu için sandıklarımı elimden geldiğince sıkıyorum. Anahtarları çok harcamıyorum. Çünkü ihtiyacım olacağını biliyorum. Ondan dolayı. O yüzden. Şahikin Nintendo Switch sürümünde PvP vardı, ondan dedim. Allah Allah, Shadow Fight 2 PvP. Costa Rica selam, hoş geldin bu arada. Neden Kusarigama? Ne için neden Kusarigama? Anlamadım. Abi evli misin? Abi bu ne kadar saçma soru ya. Abicim 21 yaşındayım. Evlilik ne alaka ya? Allah'ım ya Rabbim, çıldıracağım. Savaş'ta en sevdiğin müzik ne? Hiç dikkat etmedim müzikleri o kadar fazla. Yani müzikleri iyi ama. Müzikler iyi, okey ama yani hiçbir müziğim şu müzik benim favorim demedim yani. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Yat lan aşağıya bu arada sen de. Hyperfront oynar mısın? İleride belki oynarım. Kesin değil. Evet sevgili arkadaşlar. Aramızda yeni katılanlar falan varsa. İlk defa izleyenler varsa. Ya da like atmayı unutmuş olanlar varsa fark etmez. Destek amaçlı bir beğeni bırakırsanız gerçekten çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Tam gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi Lego çeker misin? Lego benlik değil ya. Lego benlik değil. Slender'ı çeker misin? Gelir mi? Ice'a bir başlayayım.
Silendria da gelebilir belki duruma göre. İlk başta çıkmazsa 5 dakika bekle abi. Ne için? Çağrı Çiğleri bile çeker misin? Buğra biraz önce cevap verdim ona. Sen benim yüzümü gördün mü? Hayır. Beni çok da ilgilendirmiyor zaten. PUBG oynadın mı? Oynamıştım ama ben PUBG sevmiyorum. Oynamam daha. Ne kadar zamana YouTube'a yüklendi? Kardeşim kanala bakabilirsin. Bir çılgınlık yapıp. Ne alaka abi? Bu nasıl soru? Kulağın merak ediyorsa 2.22 yamasını ne zaman yüklediğime bakabilirsin kanaldan. Ben de sanatta bekleyeceğim için harcamasaydım. Keşke bu etkinlik için harcamıştım. Yani Furkan anla ki yapacak bir şey yok ki. Yani anahtarı sen boş yere harcamadın aslında. Yani ne yapacaksın? Bol bol düello oynayacaksın. Bol bol düelloden sandık açacaksın. Zaten günlük düello ödülünü aldığında da biraz anahtar veriyor. O anahtar takviyesi yapıyor sana. Çok fazla olmasa da. Oradan böyle, buradan böyle diye diye. Rob sen bu arada bir daha spam yaparsan seni banlarım. Kafa topu 2 oyna... Ben kafa topu sevmiyorum. O yüzden oynamayacağım. Başka şarabalık ile videosu gelir mi? Cumartesi gelecek. Predator ben kodu biliyorum. O yüzden bilmeyenler varsa direkt yazın arkadaşlar. Gerçekten de veriyor. Yani ödül alıyorsunuz. Yani yalan değil. Bu arada sadece ve sadece petal fırlatıcı kalmış. Yani bir sette daha oynayacağım. Ondan sonra yayını bitireceğim arkadaşlar. Olsun. Son olarak bir de hangi sette oynayayım? Hadi arkadaşlar son olarak hangi sette oynamak istediğinizi, oynamamı istediğinizi siz karar verin. O zamana kadar ben de chat'e bakacağım. Kurt adam. Gölge sanatçısı oynadım. Kabus oyna. Kabus en başta oynadım. Promosyon kodu ne? Ya işte oyunun ayarlarına girdiğinde kod girme yeri var. İşte oraya girdiğinde ödül kazanıyorsun. Kırmızı set. He vampir. Hiçlik gardiyanı kurt adam. Kurt adam. Kurt adam çok isteniyor. Lord seti çok isteniyor. Ölümsüz Lord. En güçlü setini oyna. Oyna. Oynadım zaten ya. Feragatçı. Feragatçı oynadım. Galiba kurt adamla oynayacağım gibi gözüküyor. Çünkü en çok kurt adam isteniyor. Bir dakika bekleyeceğim. Bir dakika bekleyeceğim. Bir dakika sonra en çok istenen setle oynayacağım. Abi velet var. Ben görmüyorum. Yani göreyim banlarım. Sıkıntı yok. Ha gerizekalı. Tamam banladım. Tamam eyvallah. Gördüğün gibi banladım vallahi. Mis. Hiçlik gardiyanı kurt adam. Galiba kurt adam gelecek gibi. İksamet deli gibi spam yapma ama. Spam yapmak yasak. Bokunu çıkarmayacak şekilde. Vampir Lord. Kurt adam. Kurt adam. Hiçlik. Spam yapmıyorum. Hayır yapıyorsun. Ara ara 3-4 kere yazıyorsun. 3-4 kere yazmayacak şekilde. Elini yazıyorum. Bro. Aynı şey. Spam yapmış oluyorsun yine. Ara ara yazıyorsun çünkü. Orman muhafızı vs Bora kim alır? Bence Bora alır ya. Ama orman muhafızını da seviyorum. Abi ben çocuğum. Olabilir. Olabilir yani. Abi velet kimmiş? Banladım banladım. Önemsiz. Önemsiz. Arkadaşlar galiba kurt adam setiyle oynayacağım. Çünkü en çok kurt adam gördüm. Mekin Dolunay bilmecesini oyna. Oğlum oynadım zaten. Oynadım oynadım. Yaptım bilmeceyi. Yarın videosu gelecek. Hatta yarınki perşembe günkü yani yarınki gelecek etkinliğim bilmecesini de oynayacağım. Onunla videosu gelecek yani. Abi spam ne? Spam aynı şeyi sürekli olarak devamlı olarak yapmak. Yani bir spam bildiğin bam 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 bam. Mesela dövüş oyunu oynuyorsun sürekli aynı hareketi yapmak spam. Sürekli aynı şeyi arda arda yapmak spam. Yani bir şeyi sürekli tekrar etmek spam anlamına geliyor. Kurtarap seti hangisi? Ama bu işte. Ya tamam işte engelleme banlama anlamına geliyor YouTube'da zaten. Aynı şey yani. Ya bu set de güzel ama özel hareketini geliştirmem gerekiyor bunun. Üf. Ama yumruğu çok güzel sallıyor ya. Tamam. Dolunay'da bir mece soracak bilene 2000 duyarlılık değil o kararlılıktır. Ne alaka bu arada?
Öyle bir şey olacağını düşünmüyorum ben. Aynı apartmandaki arkadaşım gibisin. Onun nesi var ki? Enes Avcı izledin mi? Hayır. Kim olduğunu bile bilmiyorum. Şahay seriyi bozdu. Seriyi bozdu derken anlamadım. Neyse hadi bakalım. Şu kurt adam setiyle bitirelim arkadaşlar etkinliği. Ondan sonra yayını sonlandıracağım dediğim gibi. Ahmet'im yarın zaten yine yayın olacak arkadaşlar. Merak etmeyin yani. Linguist seti aldın mı? Linguist seti bende zaten açıktı. Ama şey yaptım. Maratonu bitirdim son anda. Böyle bir saat kala falan bitirdim maratonu tamamen. Set paketini açtım. Set paketinden hatta bana şey verdi. Lanetli Atlapos seti verdi. Takviye paketlerine anahtarı, mücevher veri ya da ekipman. Yani zaten öyle bir şey olacak diye düşünüyorum. Eskiden bu etkinliğin maratonu 20.000 puandı. Wow. İyiymiş. Yani 20.000'den 10.000'e düşmüş olması güzel bayağı. Benim işime bayağı bir gelmiş oldu bu sayede. Güzel. Çok güzel. Bayağı bir işime geldi. Senin YouTuber hangisi? Ben YouTuber takip etmiyorum. YouTuber takip etmiyorum. Yayıncı takip ediyorum. 200 gibi puan istemişti. Kurtuldunuz işte arkadaşlar. Kurtuldunuz. İyi tarafından bakın. Nice. Oh Mister de. İyiymiş. Ya ben mağaradan mı çıktı? Neden bahsediyoruz anlamıyorum. Yani çok da bahsedecek bir şey yok. Kuro bir daha yapma banlamayayım. Al işte gerizekalı bir tane daha velet. Nickinde anlaşılıyor zaten lol. Tam bir toksik. Tam bir velet. Gerizekalı banlandın uza şimdi. Git başkalarının chatine yaz. Aptal velet seni. Neyse devam ediyoruz. Boss öncesi son dövüş. Video çekmek eğlence. Ben keyif alıyorum yani içerik üretmekten falan keyif alıyorum. O yüzden ben buna evet diyorum. Yani kendimce evet diyorum. Yani bu herkes için eğlenceli olmayabilir. Direkt para kazanmak için iş için yapanlar da var çünkü. Ama ben dediğim gibi severek de yapıyorum. Severek yapıyor olmasam bu kadar rahat içerik üretemezdim. Tamam arkadaşlar velet takmayın kafanıza. Yayınımıza devam edelim. Zaten 3-5 dakika sonra yayını kapatacağız. Çavaşı hiç özel setim olmadı. Yani benim hile videolarını izleyip bütün setleri açıp rahat rahat oynayabilirsin. Ayzan'ın sen nasıl çok izleniyor taktik verir misin? Yani taktik verecek bir şey yok abi. Elimden geldiğince aktif içerik üretmeye çalışıyorum. Öyle yani. Onun dışında çok da bir olay yok yani. Biraz da şans işi. YouTube'un önermesi vesaire. Yani biraz uzun bir süreç. Yarın saat kaçta? Yarın yayın yapacak olursam 9'da açmaya çalışacağım. Bir aksilik olmazsa tabii. Fatih Taha aleykümselam. Aleykümselam hoş geldin. Cevap ki taktik verir misin abi? Oynama. Mücahit videolarımı izleyerek bir şeyler kapabilirsin. Evet Oğuz gelir alıyor olmasa zaten ne reklam olurdu ne de kanala katı buton olurdu. Biraz akıl biraz mantık. Biraz mantıklı düşünce bazı soracağınız soruların cevaplarını alabilirsiniz. O Krov eyvallah reis sağ olasın. Evet gerçekten de güzel bir özür telafisi bu. Yani sıkıntı yok bir daha yapma yeter. Yani atmana da gerek yoktu. Yani kendini affet demek için. Affettirmelik bir şey yok. Olabilecek şeyler bunlar. Bir daha yapma yeter. Bir daha yapma yeter bro. Başka bir şey istemiyorum. Eyvallah ama. Teşekkür ederim tekrar tekrar. Kesene bereket. Sağ olasın. Aslında biraz öğrendim. İşte zamanla sen de oynadıkça öğreneceksin zaten. Sadece beni izleyerek olmaz. Senin de kendince bir şeyler yapman, denemen lazım. Pratik yapman gerekiyor. TikTok çekiyor mu? Yani evet TikTok hesabım var. Nadiren de olsa kanala bir şeyler atıyorum. Tabii ki de oyunlarla alakalı. En güncel İstanbul'u nerede indirebilirim? Avcı kanalda Şarafat Key ile videolar. Orayı izleyerek güncel İstanbul'u indirebilirsin. Oraya bak. Eminim güzel modlar bulacaksındır.
Bir dakika bu arada. Saniye. Saniye. Tamamdır, devam. Karttan değil. Google Play bakiyesinden bir şey yapıyorsun. Nasıl yapıyorsun peki ona? Bilmeyenler falan var. Malum onlara da bir yardımcı olmuş olursun bu sayede. Ay, videolar çekiyorum. Olabilir. Reklam yapmak yasak kardeşim, üyelik almazsan. Üyelik alırsan reklam alabilirsin. Üyeleri özel ayrıcalığımız bu. Ama almazsan almadan reklam yapamazsın. Ban sebebi. Haberin olsun yani. Geçen sene oynasaydın Ox setini kostümünü veriyordu. Olsun, açarız yani, problem yok. Sevilay spam yapıyor. Yo, spam değil, adam bir şey soruyor. Mücahitler sonra yer altında saniye bölüm yeri kadar yeniden yüklüyor. Vallahi biraz sinir oldum. Yani o oyunun optimizasyonuyla alakalı bir şey bence. Ya oyunun zaten optimizasyon anlamında çok ciddi bir sıkıntısı var. Umarım düzeltirler zamanla. Tamam Sevilay, o kadar da takma kafana. Spam yapmıyorum de geç. Spam yapıyor olsam banlarım ben seni zaten, ya da uyarırım. Boş ver. Gölge sanatçı özel seti vermiyor. Tamam olsun, vermesin. Zaten bir parçası kaldı. Lan bir dur. Adiye bak ya. Reklam çekme, sadece kanalım var. Oğlum işte onu demek, reklam yapmak yasak. Onu diyorum yani. Kanalım var demek de reklam sayılır. Sonuçta YouTube kanalın olduğunu söylüyorsun hani. Ben video çekiyorum falan diyorsun yani. Bu da reklam sayılır. Reklam yapmak istiyorsan dediğin gibi üyelik alırsın. Yoksa bir daha şey yaparsan banlarım. Haberin olsun yani. YouTube ile nasıl tanıştın? Yani bilgisayar vardı bizim, böyle çöp bir laptop. Bayağı böyle çöp tane. Hani. Facebook'tan oyun oynarken bile harıl harıl kasıyordu. Sonra işte video izleme olayı falan vardı YouTube diye, öyle gezinirken GTA San Andreas çıktı karşıma. Ondan sonra işte oyun videoları izlemeye başladım. Yoksa ben sadece oyun oynuyordum hani. Neyse arkadaşlar, Çelik Sakura setinde an itibariyle bitirmiş olduk. Emir, senin ben Türkçe nasıl sıçayım bu arada ya? O nasıl Clash of Clans yazma şekli oğlum? Allah Allah, neyse. Hayır, oynamıyorum, sevmiyorum bu arada. Cevabını vereyim de bir daha aynı şekilde sormasın. Neyse arkadaşlar, yayını yavaştan bitireceğim. Bitirdim çünkü çevre setini. Bakalım özel seti bitirince 240 kararlık daha veriyormuş. Yani özel bir seti bitirdiğinizde Markus düzleminde en azından 1200 kararınız oluyor arkadaşlar. Sıfırdan bir özel set bitirdiğinizde. Çok güzel. Gizmo'ya gıcık kapıyor mu abi? Çok. Gizmo'dan nefret ediyorum diyebilirim. Neyse arkadaşlar, ben yavaştan yayını bitireceğim dediğim gibi. Umarım diğer özel setlerde gelir bu şekilde. Bu sayede bol bol hem kararlık kasarız hem de bol bol güç kasarız diyerekten. Fazlalık jetonlarla da ara ara şey açarım bu arada. Şu kırmızı şans paketini açarım. Çünkü yani işe yarıyor. Bu arada 1000 jeton falan verirse ben bundan bol bol açarım. Umarım inşallah şansıma bol bol da mücevher de gelir diyerekten. Ben yayın dışında bol bol kasacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun diyerekten yavaştan yayını burada bitiriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma sitesinden, başka görsellerimizden, içeriklerimizden ve yayınlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki yayına, bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Bu arada yanlışlıkla kamera açmışım. Neyse. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. İyi geceler. Bu arada yarın iki tane Shadowfight 3 videosu gelecek. Takipte kalın diyerekten. Tekrardan kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.